Katkılarıyla hazırlanan Türkü Şelalesi programı başlıyor. Cemo, 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 fehru cemo, lokmena düzgini, keno topveno. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Düşür beni canan. Pala ve besmele şikayetçi. Ortak, günlerdir kar yağıyor. Şu an ekranları başında bizleri izleyen sevgili Yol TV izleyicileri, hepinize türkü tadıyla iyi akşamlar diliyorum. Yarın 8 Mart emekçi kadınlarımızın günü. Ben bu anlamda bütün kadınlarımızın 8 Mart'ını kutluyorum. Çünkü onlar anamız, yarımız, bacımız, kadınlarımız. Tekrar kutlu olsun diyorum. Ve sevgili Hıdır'a sözü bıraktıktan sonra bugün gerçekten çok güzel bir türkü akşamı yaşayacağız. Çünkü Türkiye'den gelen bir dostumuz var. İsmini şimdi açıklamıyorum. İleriki dakikalarda söyleyeceğiz. Buyur. Sevgili Yol TV izleyicileri, bir Türkü Şelalesi programına da tekrar başlamadan önce sizleri Türkler muhabbetiyle selamlıyoruz. Ve sevgili Yaşar'ın da dediği gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ve bizleri evlerinizde sizler misafir ettiğiniz için ayrıca sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. İsteklerinizi ve eleştirilerinizi her zaman bekliyoruz ve acınız. Bugün sevgili dostumuz var aramızda. Evet. Benim uzun zamandan beridir can dostum, can yoldaşım, sevgili Mehmet Ekici bugün bizlerle birlikte. Hoş geldin sevgili Mehmet. Hoş bulduk. Ben de Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Gerçekten dünyada, hatta yani sadece ülkemizde değil, kadınlarımızın her anlamda çok geri planda bırakıldığı bir dönemde eşit bir şekilde bütün her yerde olmamız gerektiğine inanıyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizler olmak benim için büyük bir mutluluk ve büyük bir şereftir. Bizler için de aynısı. İki tane güzel dostumla burada birlikte olmak benim için ayrıcalık, yani çok önemli bir gün bugün. Fazla konuşma, bizim için de ağlatacaksın şimdi. Bak öyle değil mi? Duygusal, çünkü ben 4-5 gün Almanya'dayım, biraz duygusalım. Bir düğün arifesiyle evet. Almanya'ya geldin. Evet. Ve bizler de kırmadın, bu akşam da sevgili Hıdır'la birlikte Solingen'den buraya geldiniz. Siz de beni misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun size. Biz evet dün bir yeğenimizi evlendirdik. Hatta iki tane yeğenimizi evlendirdik. Çünkü evet. O da bizim bir aile dostumuz. Kızımız da bizim akrabamız. O çiftlere mutluluklar diliyoruz. Evet. Mustafa ve Serpil'e. Serpil'e burada ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Demirkoy ailesi ve Yıldız ailesinin bir düğünündeydik. Peki siz bir türküyle bir açılış yapalım mı sevgili Mehmet? Tamam. Ne okuyacaksın? Biz hızlıca türkü okuyayım isterseniz. Tamam. Buyur bırak. Buyurun. Canlı? Tabii. Buyur. Okey. Bu arada sevgili Bülent'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Her Almanya gelişimde gerçekten her çağırdığımda benimle birlikte oluyor. Ona da teşekkür ediyorum. Tabii, kendisiyle biraz sonra zaten sohbetimizi devam ettireceğiz. Dadu zeki kar petyom, ahtu zor aşkoy, uy memetme, thank you.
ne diyor? Ah ne söz diyor? Uy memen edme bırayın. Kulbi merdene, ah bi merdene, merdana sevsen mi? Zor keşme karkerden mi? Teşekkürler Mehmetciğim. Ağzına yüreğine sağlık. Kimin türküsüydü bu? Klamı daha doğrusu. Bu çok eski bir Dersim yöresine ait. Türkü sözlerin tam kime ait olduğunu. Genellikle her televizyon programında okuduğum bir eser. Çok dikkat ediyorum. Severek de okuyorsun. Evet, severek de okuyorum. Çünkü bölgemizi hakikaten de çok iyi anlatan, oradaki ızdıraplarımızı, dertlerimizi anlatan bir eser olduğu için, bir ezgi olduğu için sürekli okuyorum. Mehmetciğim, Türkiye'de ne var ne yok? O geldiğin yerlerden... biraz bize böyle bahsettin. Vallahi yani, Türkiye bu aralar hepimizin bildiği gibi kaos derken bir karışık bir durum var. Yani Türkiye'de öyle bir gündem yaratılıyor ki biz şaşırıyoruz. Her gün sabah ikinci gün kalkıyoruz. Bugün acaba ne olacak? Yani insanlar o kadar uyuşturulmuş, insanlar o kadar şey yaptırılmış ki ve basın da buna çok iyi de alet oluyor. Çünkü gündem sürekli değişmek demek hakikaten de işte çok yakında bir tekel işçilerin önemli bir direncini yani ikinci plana, üçüncü ya da dördüncü plana atmak için elinden gelen her şeyi yaptılar. İşte bir gün gördüğünüz gibi tabii biz ne kadar doğru olup olmadığını ben ona girmek istemiyorum. Yani işte albayları aldılar veya bunu ben, o beni aşan bir konu. İşte yargıda problem var. Herkes bunlar, kendi giderin devletini kuruyor fark etmiyor. Yani tabii al birini vur birini fark etmiyor. İkisi yani aynı. Türkiye'de bir kötü bir gidişat var ama biz artık tekel işçilerin bu önemli direnişinde biz bütün işçi sınıfının ve bütün ezilen insanların, bütün ülkedeki insanların tekel işçilerini bir örnek alıp bundan sonra haklarını, hakikaten de haklarını direnişlerle, gerekirse sokaklarda, gerekirse ne gerekiyorsa artık bu, biz böyle bu haklar alınıyor. Evet. Çünkü şimdiye kadar bütün her anlamda, yani bu sede işçi sınıfında değil, bu kültürel anlamda olur, işte bu Alevi sorunlar olur, açılımlar. Evet. Yani Türkiye'nin gidişatı karmakarışık daha doğrusu. Ne oldu daha belli değil. Çünkü her gün kalkıp bir gündemle biz uyanıyoruz. Bunlar bilinçli yapıyorlar tabii. Yani. Bu da bilinçli. Sürekli gündem değiştiriyor. Sürekli şeyler oluyor. Yani misal bu kalkıp da AK Parti'nin CHP'yi tehdidi, yani işte bak bütün belgeler elimde, dersin arşivlerini yoksa açıklar. Yani gerçek bir şey var burada. Bunu kabulleniyorlar. Yani bu zaten bizler biliyorduk abi. Kendilerinin bizzat kendileri çözülüyor bu konuda. Yani tabii. Her gün bir değişik şeyler var. Evet Yaşar'cığım, bir şey mi soracak? Yok, ben albüme geçecektim. Albüme orada bir, bana bak. Şeylerle ilgili çok tabii, özür dilerim. Buyurun. Şimdi katliam başbakanımız işte Onur Ümen'in o talihsiz mi artık, bana göre bilinçli bir açıklamadır da. Talihsiz derler, ben bilinçli derim. Ne olduğunu, çok güzel bir açıklama o yani, aslında yani çok iyi bir şey. Kötüdür de bir yönü bizim şeyimiz anlamında. Gerçekleri ortaya koydu yani, o anlamda çok güzel. Başbakan katliam olduğunu söylüyorsa şimdiye kadar o zaman belgeler niye açıklamadı? Biz gittik mitingde de bunun işte Dersim'de federasyonumuzla beraber mitinge gittik. Orada da o zaman açıklansın, genelkurmaydaki bütün şeyler açıklansın. Şimdi başbakan da samimi olmadığı bir durum var. Çünkü o zaman söyledi, üstü kapatıldı gitti. Evet. Şimdi de sadece CHP'nin dalaşma, işte o Malta sürgünleri demesinde o dalaşmakla da Dersim sürgünlerini beni kızdırmayın, açıklayın. Kızdırmayın değil, o zaman açıklayınız. Biz CHP olarak değil, biz Dersim halkı olarak sizden istiyoruz Sayın Başbakanım. Lütfen açıklayınız o zaman bu Dersim sürgünler, katliam ne kadardır, sürgünler ne olmuş, Dersim'de ne olmuş? Çünkü herkes bilsin, Türkiye'deki tarihçiler, şimdiye kadar hiç ilgilenmeyen tarihçiler diyelim. Yani Dersim'de hiç ilgilenmeyen tarihçiler ne oldu da birdenbire ilgilendiler ve kapattılar mezunu. Ama biz buradan bütün Dersimlere sesleniyorum. Çünkü hakikaten Dersim katliamı unutulacak bir katliam değil. Evet. Biz her zaman söylüyoruz. Ben bir yerde de söyledim. Bugün Türkiye'de, Konya'da ismini unuttum, bir Atatürk'e karşı bir ayaklanma var. Ne ayaklanması, ismini unuttum. Orada hiçbir zaman sıfır beden çocuklar öldürmemiştir, sürgünler olmamıştır. İşte Çerkez Ethem ayaklanması var. Hiçbir zaman sıfır beden kadınlar ya da çocuklar öldürülmemiştir, sürgün olmamıştır. O zaman Dersim'de farklı bir oyun oynanmıştır. Var zaten, o başından yani, beri var ya, 37'lerden bu yana, ta 30'lardan başlıyor ama şimdi şöyle bir gerçeklik de var yani.
bu işte devletin, sistemin kendi yapmış olduğu, başta Mustafa Kemal'in kendi düşünceleri bunlar. Hı. Yani zaten onun bana göre Dersimliler onuruna, şerefine sahip çıkmalı. Yani Dersimli yani kendi şerefine sahip çıkmalı derken şu anlamda diyorum. Yani Dersim davası bir şeref meselesidir bana göre. Buna sahip çıkılmalı ve boş bırakılmamalı. Bu sadece Dersim'le ilgili değil. Bütün ezilen halklar açısından. Bütün insanlık meselesi. Tabii, aslında. Orada bir katliam var. Çünkü insan katlediliyor. Yani, bu sadece Dersimler meselesi de aslında olmamalı. Yani bütün insanlar meselesi olmalı. Çünkü biz dünyanın herhangi bir yerinde bir katliam olduğu zaman biz insan olarak önce bir tepki gösteriyoruz. Evet. Çünkü katliam vardır. Ya, bir de şu var. Şimdi bu biraz evvel şimdiki konuştuğunuz konu tarihsel bir süreçti 38 yıllarında ama günümüzde bir de baraj sorunları var. İşte ya. 14 Mart'ta bildiğim kadarıyla İstanbul'da barajlara karşı bir tepki, miting oluşturulacak. Burada da ben İstanbul ve yöresinde yaşayan bütün Dersim ve Dersim dostlarını bu baraja karşı çıkmaları ve orada yerlerini almalı diye de düşünüyorum. Tabii. Doğru. Yani yavaş yavaş şey oldular. Biz yıllar önce Dersim'e gittiğimiz zaman halkla böyle konuşurken %70'i ya baraj olsun ne olacak ne bilmiyor. Çünkü insanlar bilinçsizdi. Ama bilinçlendirdikten sonra barajın getirisinden fazla götürsünün olduğunu, yıkımının olduğunu anladılar. Şimdi Dersim'de yaşayan Dersimliler de artık baraj gerçekten istemiyor. Evet. Ama şöyle bir şey var. Bir parantez açarsan yani o dönemlerde 2003'te falan gittiğimizde Ovacık'ta birlikte bir festivale giderken bir panele katılmıştık. Yani ismi önemli değil değil ama bir milletvekilimiz kalkıp dedi ki ya barajların olması çok iyi. Yani Tunceli milletvekili, Dersim milletvekili bunu dedi. Barajların olması çok iyi çünkü insanlara işte iş ortamı ne bileyim bir ton şeyler sağlanacak. Halbuki kendi arazisi, arsası, tarlası şu bu derken onları değerlendirmek açısından şey bilmek lazım. Yani barajın orada politik bir amacı gerçekten onu iyi bilmek lazım. Yani bu baraj katliamlar 1950'lerden kararlanmışsa bir politik şey vardı orada. Ya o zaman öyle katliamlar. Yani, şimdi barajlar onda yani eskiden farklı bir katliam biçimi. Tabii Dersim'deki insanlarımızı katlederek yok etmeye çalıştılar. Şimdi onu başaramadılar. Şimdi de insansızlaştırmak orayı. Yani orada, bölgesi yapmak. Orada misal gel yani ta işte Çorum, Sivas, Maraş, Gazi. Yani bu olaylar ve orada tabii işte hayata dönüş operasyonları yani hayata veda operasyonları işte derken bütün çetelerin cırt attığı bir ülke yani. Bu ülke kendi düşmanlığını kendisi yaratıyor. Yani böyledir yani. Yoksa ülkenin doğası, coğrafyası çok harika bir yer. Şimdi biraz da müzikal sorunlara gideyim. Sonuçta bunlar tabii siyasi insanlar. Bizler sadece bir sanatçı olarak bu konuda duyarlılığımızı gösteririz. Yapabileceğimiz de zaten budur. Kesinlikle. Bundan fazlasını yapamayız. Sevgili Mehmet, karşımda yakışıklı resminle duruyor. Teşekkür Mehmet Ekici. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Yeni yaptım bu albümü. En azından birkaç ay oluyor herhalde. Yok yok. Bir yıllık geçti. Bir yıllık geçti mi? Yeni tabii. Evet. En son olduğu için yeni. Eserlerin çoğu senin mi yoksa? Yok. Ben bu çalışmamda fazla kendi eserlerimi yani eser derken ben böyle pek de çok eser yazıyorum gibi şey değil. Yani deniyorum. Kendi çapımdayım. Çok da iddialı değilim. Yani duygularım ne getiriyorsa bazen öyle oluyor. Burada ben şeye çok dikkat ediyorum. Eski ve yeni Türkleri ben çok harmanlaştırıyorum. Yani eski yitirdiğimiz değerli ozanlarımızın Türklerini de bazen okuyorum. Mesela Beyhan'ın bir türküsü var sürüne sürüne. Eski ve yeni eskiden üreten ve yeni üreten genç nesille onları ben sürekli her albümde buluşturtuyorum. Yani albümümde buluşturuyorum. İkisine de yer veriyorum. Evet. Genelde biraz aşk albümü oldu. Aşka da ihtiyacımız var. İşte tabii yani aşk. Yani zaten aşka ihtiyacımız var. Aşk her insan olmalı. Aşk ya. Sadece bir kadın değil. Aşk doğaya aşk, her şeye aşk. Tabii ki çocuğa aşığınsın. O zaman biz muhabbeti daha sonra da devam ettireceğiz. Bir türkü daha alalım. O zaman, olmadan evvel ben burada da sevgili izleyicilerimize yönetmenimiz eğer canlı yayın telefonunu da koyarsa aramak istiyorsanız programımıza katılmak isteyen Mehmet Ekici'ye veya bizlere sormak istediğiniz herhangi bir sorularınız var ise yerine getirmeye çalışacağız. Sponsor olmak isteyenler de zaten bizim altyazıda bazen telefonlarımız geçiyor. Evet alalım. Canlı mı cansız mı? Vallahi playbook mi alalım canlı mı bilmiyorum. Vallahi sana bağlı. Tek sana bağlı. Senin. İçinden geldiği zaman fakat arkadaşlarla rica ediyoruz lütfen içeriye ses verin. Yani monitörlerden ses gelsin. Ben şu sesi alayım önce çünkü böyle bir şey yaşamıştım ben tekrar türkü. Ya. Evet. Ses lütfen. Yayına gidiyor ama içeri gelmiyor. Ne olduysa bilmiyorum. Bugün böyle bir karışıklık oldu yani. Eğer bir problem varsa o zaman şey playback okuyalım. O zaman arkadaşlar bir playback alabilir miyiz? O problemi çözemene kadar biz bir tane playback alalım. Hangi türküyü söyleyeceğim? Bir numara zaten orada duymadım. Bir numara o zaman o bir numarayı da bizden isteyen
Antalya'dan Sultan Uğur var. Türküsüydü, evet. Evet, çok istiyordu. Özellikle Mehmet Ekici'den Doyamadım türküsü. Senden sonra yaşayamam, ölürüm, ölürüm, ölürüm. Ayrılığa doydum sana, doymadım, doymadım, doymadım. Ben sevmeye kıyamazdım, ah gülüm, 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 ah gülüm. Ölümlere doydum sana, doymadım lele lele, doymadım dile dile, doymadım yar, doymadım. Ölümlere doydum sana, doymadım lele lele, doymadım dile dile, doymadım yar, doymadım. Hayallerim döner durur, kuş gibi, kuş gibi yar, kuş gibi. Ulaşılmaz, varılmaz bir düş gibi, düş gibi yar, düş gibi. Yüreğime hasret çöktü, taş gibi, taş gibi yar, taş gibi. Acılara doydum sana, doymadım lele lele, doymadım dile dile, doymadım yar, doymadım. Acılara doydum sana, doymadım lele lele, doymadım dile dile, doymadım yar, doymadım. Mazlumiye mırmak oldu gözlerim, gözlerim yar, gözlerim. Aka aka yol yaptı bu yüzlerim, yüzlerim yar, yüzlerim. Ah çektikçe erir gider özlerim, özlerim yar, özlerim. Yalnızlığa doydum sana, doymadım lele lele, doymadım dile dile, doymadım yar, doymadım. Yalnızlığa doydum sana, doymadım lele lele, doymadım dile dile, doymadım yar, doymadım. Eyvallah, teşekkürler, ağzına yüreğine sağlık. Ölümlere doydum, sana doymadım. Ne güzel yazmış sevgili aşık Mazlumi. Evet, evet. Mazlumi abiye buradan çok teşekkür evet, ediyorum. Her zaman sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Benim Mazlumi gerçekten artık farklı dostane bir ilişkilerinde var. Evet. Abi kardeş gibiyiz. Mazlumi abi bir gün yazar. Mehmet'im hele gel Mehmetcan, bir şeyler de yazdım. Beraber dinleyelim, okuyalım.
İyi bir insan, iyi bir yürek. Çünkü Mazlum abi önce ürettiği şeyleri güzel okursan al diyor. Parayı daha sonra konuştuğu için. Evet, çünkü çok maalesef güzel. Artık son dönemde yeni besteciler gittiniz ve ne kadar para veriyorsun diyorlar. Evet. Bu da biraz bizi incitiyor yani. Artık bir duygu kalmıyor, onu okuyup okumak. Bir de sanatçısına göre beste yazıyorlar. Yani öyle evet, besteciler de var ya. Yani sen ne tarz istersen sanki şey elbise alıyorsun. Abi nasıl bir model olsun? Bunu yapanlar da var yani. Ses rengine göre diyelim daha iyi. Boş ver. Bunlar da eleştirmiyor. Sonuçta onlar da bir emek yapıyor. Tabii. Herkes kendini onun göre kendini alıcısı var. Evet. O zaman bir tane de senden alalım mı? Ya ben diyorum aslında bugün doya doya hep Mehmet'ten dinliyorum. Ondan ben alacağız. Hadi okuyalım bir tane. Yok da ben de ben bir şey, sen saz alırken de bir şeyi paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerim. Sevgili izleyiciler, şimdi bunlar öyle o kadar birbirlerine kibar yaklaşımları var ki inanmayın aldığınızı. Yani birbirlerini yerler aslında. Çok sevdiğim. Gerçek tabii ki birbirlerini çok severler. Şimdi Hıdır bir gün benim amcam vefat etti işte 12. ayda. Ben İstanbul'a gidiyorum. O arada telefon geldi. Hıdır dedim gidiyor musun? Evet. Ya dedim Mehmet Ekici'nin annesi ölmüş. Yapma ya. Mehmet'ten de zaten biz festivalde kendi görüştük. Annesinin babasının köyüne gitmiştik Kede'ye. Evet. Çekim gittik yap. Evet. Orada da gördük falan sohbet ettik. Bir başsağlığı diye aradım. Aramaz olaydım. Eşi çıktı sağ olsun yengem dedi ki böyle bir olay yanlış kim söylemişse doğru değil ama ben Mehmet'i vereyim. Mehmet'i aradım. Ya dedi ona bakma dedi. O her yere bütün türkü barları aramış. Mehmet de ikicinin annesi ölmüş. Hiç sorma diye. Gece saat 3-4'lerde telefon geliyordu. Değil mi? Bizi zor duruma düşürdü. Buradan eşim derken de gerçekten ben öncelikle benim eşim gerçekten emekçi biri. Evet. Ve kendisine buradan orada olmadığım için çünkü yarın da orada dedim. Buradan kutlarken selam eşim çünkü evet. Gerçekten çok emek sarf ediyor. Hem kendisi çalışıyor. Orada sağlık sektöründe çalışıyor. Hı-hı. Bir de evde de gerçekten aslında birlikte de çalışıyoruz ama o benden daha çok eziliyor. Sen hasta olsan da garantilisin. En azından bakıcım var. Yani buradan bile telefon evet. Açıyorum. Şimdi bu aralar griptim biraz. Evet. Nasıl? Buradan eşime de selam söylüyorum. Oldu. Biz de selam söyleyelim. Bizden de selamlar. Alalım Hıdır. Evet abi ne alalım hadi. Ehd alemden bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemden bir günümü 100.000 zara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemden bir günümü 100.000 zara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemden bir günümü 100.000 zara yazmışlar. Aşın ehlinin halini, canan halini kaldırır gönlümde kıllı halini. Herkes dosta yazmış arzu halini benimkini bir rüzgara yazmışlar. Herkes dosta yazmış arzu halini, benimkini bir rüzgara yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabın Sübmani bir kenara yazmışlar. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ ol Yaşar. Sümmani'nin türküsüydü. Sümmani'nin güzel bir evet. Türküsü, evet. Güzel bir değişikliği. Zaten türkülerin çoğu güzel. Hepsi yani. Güzel, evet. Hepsi birbirinden güzel.
Sevgili Mehmet, özellikle geçen hafta da benden de isteyenler oldu bu türküyü. Bir türkü isteyeceğim, Zazaca, Seve Seve'yi. Mehmet Ekici'den özellikle istediler. Eğer tabii repertuarında mutlaka vardır o türkü. Tamam, okuyalım. Onu da isteyenle de bir söyleyeyim. Darmıştadan Sevim Arslan, benim de müsahibim oluyorlar. Buradan selamlar birlikte. Ve Derman Hanım'a gönderelim burada. Ve Ulüm'den Songül Hanım, o da istedi. Evet. Ulüm'den, pardon, Arzu. Evet. Arzu Hanım. Bir de Zazaca derken, çünkü ben her gittiğim yerde mutlaka Zazaca türküleri çok okurum. Bizim sadece o coğrafyamızdan değil, bizim dilimizden de, gerçekten dilimizle yok etmeye çalışıyorlar. Buna izin vermememiz lazım. Kesinlikle. Ama bu ara Avrupa'da, gerçekten Avrupa'yı ben bu konuda çok takdir ediyorum. Gerek dil olsun, gerek Alevilik, felsefik olarak da çok iyi bir çalışmalar oluyor. Burada zaten Dersim cemaatimiz de gerçekten dil üzerine de olsa, kendi kültür üzerine iyi bir çalışmalar yapıyor. Artık yavaş yavaş Türkiye, aslında yani Avrupa'nın Türkiye'den örnek alması gerekiyor ama Türkiye artık Avrupa'dan örnek alıyor. Avrupa'daki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle bu konuda. Bu konularda gerçekten daha çok duyarlı. Daha duyarlı olduklarını şey yapıyorum. Kıvılcımın her şeyin başlangıcı. Ne kadar şimdi hatta iki tane izleyicimiz var. Tamam. Bir alo der misin sevgili Mehmet? Alo. Şu şu kameraya da. Alo. Alo. Alo, iyi akşamlar. Sabah masaya uvasa bunu. Her bir selamet, her amay. Herkesin bir yerine sumarı, zafsa, supas bunu. Kiminle görüşüyoruz? Hasan? Hasan İşcan. İşcan. Fransa mı? Dersim rağunu, bu az bile buraya rağunu. Kusurlu katmak için, demek ki zonuma, onza, sarra, tepya, bönü, bin, maçta, kim var mı, senin zonu, kese, bir girmiyor yani. Rıngena. Kusurlu katmak için. Rıngena, rıngena. Zonama, zona hızırıyor. Vahir vecim o zaman. Hızırık vahir vecimi, düzgündek vahir vecimi, muzurlik vahir vecimi yani. He. Nika, Kerem Bey. Zaf bas konusuma, zaf programı web bıraktı. İyi hünermenden var, zaf zaf selam mesto. Çünkü hiç de Martin, bütün her metri mübarek konu bunun. He. Zeynel Mali. Tabi, görünleri. Çünkü bir hani yükek var ki, o bak yani hani barajını vermedi ne vecini, şu milletvekili yazdı, Namedi Kevazor, Zafın Kenu. Çünkü şu milletvekili mayası o ki, Şerafettin Halis'e hakikaten dersin ben. Onuyor. Ne, ne, zaf. Ne, o ben mabeyim, mecliste her zadı benge mabbet yani. Ya. Niye gidiyorlar rahmet böyle ve iyi milletvekili Tunceli, iyi dersim niye? İyi dersim niye ya? Ama kamer gelince makyası, kamer gelince zaf zıra askanlı. Her verici hepim aramaya konuyor, piyemi, kusur da kaçmak. He ya, zırın bana, zırın bana. El hatı torum. O milletvekiliye Kenan Evren, o milletvekiliye manıyor. Bu sözü kaçmak yazdım, görünüz onu ne? Evet, bizden var mı bir isteğin? Evet, bir isteğiniz var mı? Buyurun, isteğinizi alalım. Barajlara karşı tabii ki çok da duyarlı olmalıyız. Ben işte İstanbul mitingine gittim, eşim Dersim'e gitti. Burada gerçekten herkese düşen baraja karşı Dersim onuruna sahip çıkmak için ya herkes kalınca, kararınca herkes yerini almalıdır diye düşünüyorum. Çünkü bizi sularda boğmak istiyorlar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir telefon daha var. Bir telefonumuz daha var. İyi akşamlar. Alo. Hüseyin Güneş. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgili Hüseyin, merhaba. Merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkürler. Sağ olun. Vallahi ikinizi sevgili Mehmet Özcan ve Hırmızı Mehmet Ekici. Mehmet Ekici. Evet. Hüseyin. Aynı zamanda ben daha yeni programınızı arıyorum. İzliyorum tabii. Uzun zaman oldu başladınız. Hayırlı olsun diyorum. Programınız hayırlı olsun. Öncelikle Mehmet dostuma da Türkiye'den gelmiş hoş geldin demek istiyorum. Sağ olsun, çok teşekkür ederim, sağ ol. Nasıl Mehmet, iyi misin? Vallahi iyiyiz işte, Hıdır'ın elindeyim iki gündür, artık anla yani nasıl oldu. Bugün iyi yaşara geldik, biraz kurtardık durumu. Burada Dersim Yamayla Dernekler'in düzenlemiş olduğu bir konferanstaydık. He, haberim var. Dün sorun yerindeydiniz, oraya doğrusu gelmek istemiştim fakat olmadı. Ama sizi buradan izlemek güzel. Teşekkür ederim, sağ olasın.
fazla zamanınızı almak istemiyorum. Başarılar diliyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Yüreğinizden öpüyorum ben. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Vallahi biraz önce arayan sevgili Hüseyin Güneş'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü herhalde bir sene oldu. Bir sene yine bu stüdyoda beraberdik. O da bizi sağ olsun konuk etmişti. Evet. Ama Hasan amcaya çok teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel şeyler söyledi. Bizim yaşlılarımıza bakıyorum ki daha çok dersime daha duyarlı baktıklarına inanıyorum. Çünkü barajlarla ilgili mitinglerde hep görüyoruz yaşlarımız daha çok. Yani gerçekten oraya yalnız daha çok sahip çıkıyorlar. Yalnız ben şunu doğru bulmuyorum. Ne olursa olsun kendi insanını eleştirirken yapıcı bir şekilde eleştirmek lazım. Yani onları boş yerine o Kenan Evren'in milletvekili gibi böyle yıkıcı sözler tabii, yanlış. Tabii. Evet. Ben bunlara katılmıyorum. Yani sonuçta da o benim göremin bir insanıdır. Yanlışsa yine yanlıştır, eleştiririz ama oraya atmak gibi olmaz. İşte ama doğru da işte o ben tavsiye tamam, etmiyorum böyle şeyleri. Doğru. Tabii böyle biz yani keskincilik sirke zarar verir. Şey onun için lazım. Herkesin gönlünü toplar. Tabii içimizde mutlaka yanlış tabii. Yapanlar var. Onları kendi içimizde düzeltmemiz lazım. Aynen. Ama dersine gerçekten dersime de ihanet yapmak çok kötüdür. Yani dersinde doğmuş bir insanın dersimi gerçekten unutmamak. Yani şimdi dersim gidip de mecliste ben bir şey söylemiyorum. Yani Kamer Bey için de bir şey söylemiyorum. Belki o kendi tarzıdır ama ya dersim gidip orada mesela ben Kamer Bey'den şunu beklerdim. Yani gidip Tayyip Başbakan'la dalaşacağına ben isterdim ki Dersim'le ilgili gen sorularını vermesi. Dersim sorunlarını gidip mecliste ve benim Dersim benim yüreğimi anlatması. Şimdi böyle eleştirilen eyvallah diyorum. Mesela biz geçen hafta Hıdırlan'la da konuşurken mesela ben kendim Pülümürlüyüm. Pülümür'deki köy kurucunun olması yani. Tabii ben olması izledim onu. Bizi üzdü. İzledim. Yani çünkü bizler neyle onur gurur duyuyoruz? Hı-hı. Var olmamızla. Dedelerimizin vermiş olduğu bir mücadele var. Atalarım, Dersim evet. Yöresinin bir gerçekçiliği var. Evet. Bununla. Ama sen gidip de ispiyonculuk yaparsan şimdi şöyle bir şey var. Çok güzel şey. Parantez açarsanız. Şimdi 94'lerde 90'lı yıllarda o köylerin yakılışında gerçekten bütün dünyaya kamuoyuna duyuran da burada Kamer Genç'ti yani. Dersimi gerçekten. Onun da yani bu da bir gerçek yani. İnkar sonra basın verdi. Sonra var. Şey oldu. Bu da bir gerçek. Neyse attığımızda bir izleyicimiz daha varmış. Bekletmeyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimle görüşüyoruz? Selam Yaşar. Ben Haşim Akkuş. Haşim Akkuş Frankfurt'tan. Merhabalar. Merhabalar. Hemşerilerime selamlarımı söylüyorum. Hıdır'a, Mehmet'e. Ben Ovacık ziyaretçiliğimden. Evet. Aha biliyorum. İyisiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Vallahi ben de iyiyim. Sadece şey söylemek istedim. O bir arada olmanız bize onurlandırıyor. Sağ olun. Ovacık'ın barajlar dolayısıyla işte yok edilmesi hepimizin iç acısıdır. Bunda en büyük görevler sizin işiniz biliyorsunuz. Tabii hep birlikte tabii ki. Diyeceğim bu kadar. Teşekkürler. Oldu Haşim'cim iyi akşamlar. Oldu Yaşar görüşürüz. İyi akşamlar. Evet sevgili Mehmet. Hemen bir Türk'ün alın. Munzur tam yeridir. Onların tam yeridir. Evet. Munzur gözleri ziyaret köyü. Evet. Seve ama bu mikrofonda arkadaşlar bir mikrofon bir açabilir miyiz? Stüdyoyu açabilir miyiz arkadaşlar? Yoksa mikrofonu da mı değiştirelim, ne yapalım biz? Vallahi onu da değiştireceğiz mecburen. Bugün ne oldu anlamadım. Bugün gerçekten stüdyoda bir... Olabilir, bazen böyle teknik sorunlar. Bunu bayağı istersen gel mi değiştirelim, ne yapalım? Gel değiştirelim. Öyle, öyle gel bakalım. Ama playback o zaman devam. Bir playback sonra reklamlardan sonra. O zaman orada bir iki numara demiştik. Biz her zaman... yitirdiğimiz ozanlarımızı daha sonra da sahipleniriz ya. Yitirdiğimiz değerlerimize. Ben de diyorum ki yaşayan bir değerimiz var. Sürgünde şu anda Almanya'da ozan emekçi ve ona baba diyorum. Öpüyoruz. Ozan emekçi babaya çok selam söylüyorum. Çok yüreği güzel bir evet. Yakında ustam. Da konuğumuz olacak zaten. Yani, çok ozan iyi olur. Çünkü yok. Ben Ovacık'ta gözlerimi emekçiyle açtım. Benim evet. İdolümdür. Buradan o zaman emekçinin bir türküsünü okumak istiyorum. Evet. Buyurun.
dost düşmanın seçmeyen, dosta sofra açmayan, dersimi nereden bilsin, munzurdan su içmeyen, kardeş beri az beri, beri gel biraz beri, bir bilsen ne yanıktır dersimlinin ciğeri. Kardeş beri az beri, beri gel biraz beri, bir bilsen ne yanıktır dersimlinin ciğeri. Beri az beri, beri gel biraz beri, bir bilsen ne yanıktır dersimlinin ciğeri. Kardeş beri az beri, beri gel biraz beri, bir bilsen ne yanıktır dersimlinin ciğeri. Beri az beri, beri gel biraz beri, bir bilsen ne yanıktır dersimlinin ciğeri. Kardeş beri az beri, beri gel biraz beri, bir bilsen ne yanıktır dersimlinin ciğeri. Yüreğine sağlık emekçi abiye burada emekçi, saygılar. Usta da güzel yazmış zaten. İşte burada ne güzel değil mi? Bir ihtimalle evet. Bizde zaten. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben sevgili Yol TV izleyicilerle, şu an bizi izleyenlerle paylaşmak istiyorum. Ben her zaman şey derim, yani bir insan ilkin kendi diline, kendi kültürüne, kendisine sahip çıkarak kendini ifade edecek ki sonra diğer illere, diğer dillere, diğer yörelere kendini daha rahat ifade etsin. Şimdi hani demin türküde de söylüyor, bir bilsen ne yanıktır Dersim'in yüreği. Bazen bize eleştiri geliyor benim özel şahsi telefonuma. Dersim'in dışına çık. Abi çıkamam. Çünkü orada yaşayan ben, benim gibi binlerce insan yaşadı. Bu acıyı bizler çektik ve hala çekiyoruz. Unutulacak bir şey değil ki zaten. O yüzden ilkin oraya sahiplenmemiz lazım. Ama ben Sivaslıyım, ben Maraşlıyım, ben Türkiye'nin bütün coğrafyasındayım. Ben Çingene'yim, ben Kürdüm, her şeyim. Çünkü sanatçı böyle olmalı. Ben biraz evvel sevgili Mehmet'in dediği çok önemli bir söz var. Değerlerimize sahip çıkma anlamında. Evet.
Yaşayan değerlerimize maalesef istediğimiz gibi değer vermiyoruz. Öldükten sonra timsah gözyaşları döküyoruz. İşte Masumi Baba'nın Almanya'da hastalandığı süreçte insanların bakış açısını öldükten sonra duvarlarda resimleri, işte rahmetli Ali İkber Çiçek ölünce ben dedim yarın türkü barlarda başlayacaklar resmini. Kimse sahip çıkmadı. Ve ben Hıdır'la birlikte geçen hafta buradan programdan ayrılırken sevgili Arif sahamızın konseri vardı. Evet, hocam, o bir üstadımızdır. Evet. Kimi sever veya sevmezsiniz apayrı ama bir Arif sahamız var, bir daha yok. Ve inanın o kadar duyarsız bir toplum var ki ama halay partileri dediğini mi gidiyorsunuz, salonları dolduruyorsunuz, doldurun eyvallah eğlenmek hakkınız ama üstadlarınıza da sahip çıkın. Kesinlikle. Yarın Allah göstermesin, gecinden versin, Allah sağlık versin, Arif sağ ölseydi şunu derlerdi, eyvah hoca öldü, eyvah bilmem ne ve duyarsız kalıyorsunuz. Ya ben çok üzüldüm. Ha. Böyle bir üstadın salonda gelip az kişi katılımının olması beni çok üzdü. Buradan da bu sistemimi bildirmek istiyorum. Ne olursunuz yaşarken işte değerli emekçi ozanımıza, onlar gibi yüzlerce ozanlarımız var. Hala yaşıyor. Sahip çıkalım lütfen diyorum. Sevgili Mehmet hemen bir türkü daha alalım mı playback'ten? İkinci yarıda canlı canlı çalacağız. Evet. Çünkü, öyle mi yapalım? Evet. Bugün yine, konuksun bura bizim. Hem de albümün başlarım. Tanıtmış oluruz. O zaman primi ararım diye ben buradan bir numaraya bakayım da arkadaşlar bak. Yardımcı olayım. 8 numara primi ararım. 8 numara tamam. Çünkü arkadaşlara da yazılmadığı tamam. için sen belirtme. Buradan arkadaşlar mi? 8 numarayı gönderirseniz sevgili Mehmet Ekici'den ondan sonra onları devam edelim. Geze geze yoruldum, şehir şehir o pirimi ararım, şehir şehir o pirimi ararım dost. Gurbet eller geze geze yoruldum, şehir şehir o pirimi ararım, şehir şehir o pirimi ararım dost. Hiç yara bulunmaz yaramda dolsa Adana'da, Ankara'da, Sivas'ta Arabistan, Kerbela'da defansa Şah Hüseyin gibi biri ararım Şah Hüseyin gibi biri ararım Arabistan, Kerbela'da defansa Şah Hüseyin gibi biri ararım Şah Hüseyin gibi biri ararım
bir defa. Fevzul Çınar'la dayımı baba. Sefil Halim düşkün oldum bir defa. Fevzul Çınar'la dayımı baba. Başında yeşil ta sırtında baba. Hacı Bektaş gibi biri ararım. Hacı Bektaş gibi biri ararım dost. Başında yeşil ta sırtında baba. Hacı Bektaş gibi biri ararım. Hacı Bektaş gibi biri ararım dost. Teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdi reklamlara gireceğiz. Girmeden evvel de bir şeyi belirtmek istiyorum. Biz geçen hafta sevgili Umut Döner'in katkılarıyla dostumuz Umut Döner ne derse yüreğimizde her zaman yanındayız. İki tane açılışa gittik böyle. Orada bir veterenimiz var ama veterenin formatında biraz hatalar var ama biz sevgili yönetmenimizden de rica ediyoruz. Reklamlar dönüşünde eğer koyarsa memnun oluruz. Onu izleyeceğiz ve diyoruz ne diyoruz? Nika? Şimdi reklamlar. Reklamlar. Nika şimdi reklamlar. Evet. Royal Döner'in katkılarıyla hazırlanan Türkü Şelalesi programı reklamlardan sonra devam ediyor. Yol TV, değişim isteyenlerin televizyonu. Doy Doy Restoran Kel, ailenizin mekanı. Enfes yemekleriyle, temiz ve kaliteli personeliyle damak tadınızın doğru adresi. Hafta sonları canlı müzik eşliğinde eğlencenin doğru adresi. Doy Doy Restoran Kel. Sevgili Yol TV izleyicileri, bugün biz Almanya'nın Kel şehrindeyiz. Strasbourg'a çok yakın olan bir şehir ve burada Doy Doy restoranttayız. Şimdi Doy Doy çalışanlarından arkadaşla sohbet edeceğiz. Bakalım Doy Doy'un ne tür hizmetleri var. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilirim. İhsan adım. Buranın aşçısıyım. Bir senedir burada hizmet etmekteyiz. Kel'de ve bir eksiklik vardı. Türk restoranı yoktu. Çok iyi biz falan vardı ama bu eksikliği gidermek için büyük bir çaba gösterdi patronumuz. Restoran açtı. Kebaplar çeşitleri, ızgara çeşitleri, fırın yemeklerimiz, pide çeşitlerimiz, hafta sonları balıklar, çupra var, hamsi, barbun, nişan günü yapıyoruz. Özel eğlence için kiralamak isteyenler, doğum günü falan, onlara da yeri hizmet ediyoruz. Peki hafta sonları duyduğuma göre müzikli de olacak. Evet, bundan sonra düşünüyoruz. Bu ayın ortasından sonra müzik yapmayı düşünüyoruz. Hafta sonları canlı müzik yapıp hizmet etmek istiyoruz daha gelen vatandaşlara da. Böyle bir eksiklik tabii var. Hafta sonları gidip canlı türkü bar gibi oturup yiyip ailece gelmek isteyenlere hizmet etmek istiyoruz. Hani. O zaman biz de ne diyoruz sevgili izleyiciler? Özellikle bu bölgeye yakın oturan bütün izleyicilerimize doymak istiyorsanız Doy Doy'a gelin. Ayrıca müzik ziyafeti altında da çok güzel bir müzik sunulacak. Sevgili Hıdır da burada program yapacak. Diğer sanatçı dostlarımız gelecek, program yapacak. Hep birlikte sizleri buraya bekliyoruz. Dünyayı yakarım senin uğruna. Yeter ki sen. Döner. Essen wie die Könige. Qualität nach ISO-Norm. Royal Döner. Überall dort, wo Sie dieses Tafelbild sehen. Dünya normlarına uygun araçları ve uzman kadrosuyla 1994 yılından bu yana
hizmet veren Evren Turizm, okul ve personel taşımacılığı, araç kiralama ve satışı, sigorta aracılık hizmetleri, kargo taşımacılık hizmetleriyle bugün de yarın da sizlerle. Kalite geriye bakılarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır. Gelin farkı birlikte yaşayalım. Telefon numarası 0212 657 28 68. evrenturizm.com.tr. Evi. Bağlama, gitar, bas gitar, elektro gitar, keman, mey, zurna, ud, konservatuar hazırlık dersleri verilir. Her türlü enstrüman satışı ve tamiri yapılır. Adres Akşemsettin Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, Demirhanlılar Sokak, No 7, Alibeyköy, İstanbul. Telefon numarası 0212 427 2801. C Energy Drink artık tüm Avrupa'da. Paris, Sibel Distribution. Telefon 0533 670 421 490. Türkiye, Ali İlanlı. Telefon 0506 477 96 28. Budapeşte, Tacim Güler. Telefon 0036 309 791 770. Almanya, İngiltere, Belçika ve Hollanda. Sipariş ve bölge bayilikleri için Mahmut Yalın. 0049 177 27 77 206. Ç. The Revelation of Energy. Multikultureles Forum'la Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği projeden gençlerimize büyük fırsat. Bir meslek eğitim yeri mi arıyorsunuz? Kuzeyren-Vestfalya eyaletinde mi oturuyorsunuz? Danışmaya ve bilgiye mi ihtiyacınız var? O zaman en kısa zamanda bizi arayınız. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun gençlerimize ücretsiz sunduğu bu fırsattan yararlanmak için arayacağınız numaralar... Dortmund ve çevresi için bölge sorumlusu Taylan Kutlar 0163 841 1908. Köln için bölge sorumlusu Çağlar Kanar 0163 558 81 41. Duisburg için bölge sorumlusu Cemal Şaşmaz 0163 558 81 43. Bielefeld için bölge sorumlusu Rabia Çellik 0163 558 81 42. Haydi gençler, meslek eğitiminiz için telefon başına. Projeye destek olmak isteyenler ve gençlerimize meslek eğitim yeri sunmak isteyenler de bizi arayabilirler. Ya da size en yakın AKM'den gerekli bilgileri alabilirsiniz. Royal Döner'in katkılarıyla hazırlanan Türkü Şelalesi programı devam ediyor. Cemo, 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 fekru cemo, lokmen aduz gini, keno topueno. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Düşündüğü canla düşündüğü.
hala bebesime de şikayetçi. Ortak, günlerdir kalp. Sen ömrüne verse de yaradan, bak
Başıma taht kur sen olasın sultan. Sevdiğim olasın derdime derman. Gözümü toprağa çevirdin beni, sen beni.